Eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş şimdi 3 üzeri x 32 demiş burada tabii ki kök şöyle bir şey olacak x eşittir logaritma 3 tabanında 32 ee, diğer köke gelirsek 2 üzeri x eşittir 72'den x eşittir logaritma 2 tabanında 72 hangisi bunların büyük 3 32 3'ten biraz büyük ee, bu da 4'ten biraz 6'dan biraz büyük o zaman log 3 32 daha geride log 2.72 daha ileride. Artı, eksi, artı diyeceğiz. Küçüktür sıfır olduğu yer log 3.32 ile log 2.72 arkadaşlar. Log 3.32 dediğim gibi 3 küsür bir sayı. Çünkü 27 olunca 3, 81 olsa 4. 3'e yakın bir sayı. Log 2.72'de yine eğer 64 olsaydı 6, at e, 128 olsaydı 7 diyecektik. O zaman bu da 6 küsür bir sayı. Yani 3 küsür ile 6 küsür arasındaki sayılar. 4, 5, 6. Cevap bu yüzden B şıkkı. Burada arkadaşlar log 2, 9, log 9, 2 bana hemen şunu yaptırıyor. Log 9, 2 kalsın. Log 2, 9'u ters çevirirsem tabanla sayı yer değiştirir. Bu yüzden log 9, 2'nin karesi olur. Şimdi geliyorum elen elen. Eğer tabanları aynıysa bunları sil. Ve bu da neye eşittir? Logaritma alttaki taban olur. Üstteki 27 olur. Böyle bakın bir sayıya döner. Kuraldı. Log A B bölü log A C. Log B C'ye eşitti. Haliyle arkadaşlar artık buradan log 27'nin karesi dedik. Bunları çarpacakmışız. Log 9 2. Log 9 2. Şöyle yazayım hem görün. Log 2 27 log 227. Dikkat! Log 92 ile log 227'yi çarparsanız sayı ve tabanlar silinir. Log 9 27 olur. Yine aynı şekilde burada da log 9 27 olur arkadaşlar. Log 9 27 log 3 kare 3 küp. Bu da ne demektir? 3 bölü 2 log 3 3 bunlar gider 3 bölü 2. Bu da 3 bölü 2. Bu da 3 bölü 2 çarpınca 9 bölü 4 oldu A şıkkı. Yöndeş açılar arkadaşlar haliyle y'yi bakın tam buraya taşıyabiliriz. Paralellikten dolayı x artı y dolayısıyla 180 derece. Cos x artı y eksi 1 oldu. Sin x artı 90. 90'da isim değişir. İkinci bölgede kosinüs pozitiftir. Cos x'tir. x artı y'nin 180 olduğunu bildiğim için x artı y yerine 180 yazacağım. Cos 180 artı 7'de isim değişmez ancak 3. bölgede kosinüs negatiftir. Şimdi bir de dikkat toplamları 180 olanlar birbirinin eksilesidir kosinüste. Bu yüzden cos x ile cos y'yi sadeleştireceğim artık şöyle olacak. Eksi 1 bir yazayım hem görün cos x aşağısı eksi cos y bu eksiler artı oldu. Cos x ile cos y de sadeleşti eksi 1 oldu cevap bu yüzden c şıkkı. Mutlak ifade dediği için ayrı ayrı şunu denemelisiniz. 1, 3x-2 arkadaşlar 3'e eşit olsun. Böylece şunu kontrol edeceğiz ama x 2'den küçük değerlerde cevabı kabul edebiliriz. 3x-2 eşittir 3. X buradan 5 bölü 3. 2'den küçük mü? Evet, olur o zaman. Sonra ikinci durum 3x-2 bir de eksi 3'e eşit olabilir. Böylece x eşittir arkadaşlar eksi 1 bölü 3. 2'den küçük mü? Evet, olur. Sonra yine geleceğiz. X kare eksi 7'nin mutlağı Eşittir 3 olacağı için 1 x kare eksi 7 eşittir 3, x kare eşittir 10, x buradan kök 10 olabilir, eksi kök 10 olamaz, x büyük eşit 2 olmuyor o zaman, bu olur. Sonra diğer taraftan yine x kare eksi 7 eşittir, burada eksi 3 deriz ikinci durum, x kare arkadaşlar 4 olduğu için buradan da x'in 2'ye veya büyük eşit olduğu durum 2'dir. Buradan 1, 2, 3, 4 tane kök sağladı c eşit. Köklerden biri 15 ise hemen bakalım o zaman. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü 2a'dan eksi 12a bölü 2a olduğu için eksi 6. Haliyle kökler toplamı dediğimiz şey köklerden biri 15 diğerine de e, hangisi x1 hangisi x2 bilmiyorum o yüzden x diyeceğim. Diğer kökte arkadaşlar eksi 21. Şimdi burada x1 15 olabilir x2 eksi 21 olabilir ya da x 1, ...21 olabilir. Pardon. Eksi e 21 olabilir. X2 15 olabilir. Hangisinin en küçük olması için? E tabi X1 arkadaşlar eksi 21 veririm ki toplamı küçülsün, X2'ye de 15 veririm. Böylece eksi 33 yapar toplamın alabileceği en küçük değer. Aşık orada sadece kat dikkat etmemizi istiyor. Normal yapmamız gereken işlemleri yapalım. Kısaca yazacağım sadece. S kare artı SC artı c kare. S kare artı c kare 1. 1 artı sc eşittir 5 bölü 4. Şimdi uzunca yazayım. Sin x çarpı cos x artık 1 bölü 4 bulduk. Her iki tarafı 2 ile çarparsam böylece lazım olursa kullanırım. Sin 2x arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Şimdi soru bizden de istemiş. Alan 3 sin x çarpı 2 cos x. Zaten 2 sin x çarpı cos x sin 2x'tir. Onda bakın 1 bölü 2 bulduk. Çarptığım zaman 3 bölü 2 oldu. E şıkkı. Burada şunun ne demek olduğunu hemen size söyleyeyim. Şimdi tabloda arkadaşlar her biri tek katlı kök demiş. Hani rahat oluyor böyle yaz. 1, 3, 5, 10 kökler. Şimdi burada ne ile başlayacaksın? Ondan büyük değerler için arkadaşlar fonksiyon pozitif oluyormuş. O zaman bunun baş kat sayısı pozitiftir. Ondan büyük değerler için bu da negatif oluyormuş. Bunun da baş kat sayısı negatiftir. Örnek göstereyim. Bir grafik arkadaşlar şöyle f fonksiyon grafiği işte ondan itibaren böyle devam ediyor olarak düşünün. Diğeri de 10'dan itibaren azalarak gidiyor. Bu yüzden 10'dan büyük değerlerde artı çarpı x'ten eksiyle başlayacaksın mesajı. Artı, eksi, artı, eksi. Böylece artı olduğu yer 1 3 açık aralığı, birleşim 5 10 açık aralığı. Tam sayı burada 2 var. Burada 6 7 8 9 var. Toplam sağlayan 5 tane değer geldi. A şıkkı. İki fonksiyonun kesişim noktası demek bunların ortak çözümünün yapılması demek. Zaten bu da y, bu da y. Y gördüğünüz yerde bir tanesinde eksi 1 log 3 4'ü yazarız. Sonra buna eşitleriz. İşte ortak çözümden kastımız budur arkadaşlar. Böylece hepsi log 3 tabanında atayım sağ tarafa. Logaritma 3 artı olduğu için 2 üzeri x çarpı 1 bölü 3. Eksi olduğu için bu log 3 4 eksi olarak geçecek. Bu da bölü 4 olacak. Eşit olacak eksi 1'e. Bunu bu tarafa atarsak artık 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 eşittir. 2 üzeri x bölü 12 olacak. Buradan 2 üzeri x eşittir 4'ten x 2 gelecek. Şimdi sonuçta bu eğrileri şöyle yapalım. Bir tanesi doğru sabit fonksiyon. Sonuçta bu sabit sayı. Bunların kesim noktasının apsisi 2 geldi. Ordinat ne biliyor musunuz? Sabit fonksiyon ya gx. Direkt bunun ordinatı yani y'si zaten cevap olacak. Haliyle ordinat eksi 1 artı log 3 4 arkadaşlar. Bir örnek göstereyim size bir grafik var birisi de böyle. Bunlar sabit fonksiyondan dolayı bir tanesinin y eşittir. K değeri diğerinin de aynı zamanda kesim noktasının ordinatını verir. Bunu görmek lazım. İçiniz rahat etmezse gidin x gördüğünüz yere f'de bir yazın bakalım. Yine 1 eksi, eksi 1 artı log 3 4 elde edeceksiniz. Bundan dolayı koordinatlar toplamı 2 artı log 3 4 eksi 1. Böylece log 3 4 artı 1. Şıklarda bu yok. O zaman log 3 4 artı log 3 3 diye yazarız. Bunları da çarptığımız zaman log 3 12 gelir arkadaşlar. D şıkkı olur. AT 6 birim olduğuna göre burası 3, burası 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Şimdi arkadaşlar parabol fx eşittir y şeklinde değil. Fy eşittir x şeklinde bir parabol. Yani aynı mantığı y ekseninde artık burada diyeceğiz. Buralar kökler çünkü Kollar sola ve sağa doğru bakın. Bunu hatırlayın. Böyle bir bilgi de var ekstradan. Ki x eşittir f'ye diye de söylemiş bakın burada ben söyledikten önce aslında. Buna göre artık e, bakın yapıyorum. A, y eksi 3 kök 3. Kökleri artık böyle yapıyorum. y artı 3 kök 3 eşittir x. Sonra x'e 0 pardon y'ye 0 verdiğimizde x'e eksi 3 olmuş. Şurasının koordinatları bakın eksi 3'e 0 olduğu için y'ye 0 vermişiz. A 3 kök 3 eksi 3 kök 3 eksi 27 eşittir eksi 3 A da buradan 1 bölü 9 yaptı. Parabolün denklemi 1 bölü 9 Y kare eksi 27 eşittir X. F6 kök 3 dediği için yazıyorum şimdi yerine 6 kök 3'ün karesi 108 eksi 27 81 9'a bölersek 9'muş arkadaşlar C şıkkı. Bir fonksiyon çift fonksiyonsa önceden denk geldiğinde de söylemiştim. Eksi a'ya a aralığında tanımlıdır. Bu yüzden arkadaşlar eksi 7'ye 9, eksi 5'e burası 5 olsun ki sınırlı aralıkta artık ne yapacağız? Bunların toplamlarında arkadaşlar kesim, e, kesim noktası diyorum pardon. Ortak kesişim kümeleri bunların e, tanım kümesi olur. Bu yüzden daralttığımız zaman eksi 5 5 olacaktır. M'nin 5 olduğunu anladık. Böylece fx eşittir. x kare eksi 5x artı 4. gx eşittir. x kare artı 5x artı 5. Topladığımızda 2x kare artı 1. Gerçekten bakın böylece çift fonksiyona elde etmiş oluyoruz. Bizden g eksi 3 istiyor. Zaten çift fonksiyon vermesinin sebebi dediğim gibi buradaki eksi 5'e 5'i fark edin diye. Haliyle artık g eksi 3 Burada x kare 9 oldu. M'yi 5 bulmuştuk. Eksi 15. Bir de M'ye 5 yazdığımız zaman 14 eksi 15'ten eksi 1 a şıkkı geldi. Bakın şimdi arkadaşlar burada çözüm aralığı eksi sonsuzla b aralığında demiş. Şimdi bir tablo çizdiğiniz zaman tamam burası eksi olsun burası artı olsun. E şimdi şöyle bir şey ikinci dereceden bir denklemin hem tek katlı kökü olacak çünkü işaret değişmiş. Hem de yani burada ikinci derece denklem olacak. Nasıl olacak bu şey? İkinci derece denklemin tek kökü olursa yani aynı kök, çift katlı kök olursa şöyle olmalıydı. Artı artı olmalıydı. Böyle olmamış. Demek ki bu denklem ikinci derece denklem değilmiş bile. Burada arkadaşlar a eşittir 2 imiş. Yoksa böyle olması lazım. Olmadığına göre a 2 imiş. Bak göstereyim. 6x eksi 12 küçüktür 0. Gerçekten 2 değerinde artı eksi 2 oluyor hakikaten. Demek ki buradan da kök yani buradaki b aralığı dediği, eksi sonsuz b aralığı dediği b eşittir 2'ymiş. Haliyle çarpımları da 4 oldu. Bakın bu zor olmamasına rağmen fena bir yorum sorusu değil. Bize bu denklemin ikinci derece denklem olmadığını anlatmış oluyor böylece. Bu renkleri ben harf vereyim tek tek çünkü bunları şey yap yapamayacağım. A, B, buraya C diyeyim, buradaki turuncuya D diyeyim, işte şuraya E diyeyim, F diyeyim, G diyeyim, H diyeyim arkadaşlar ve K diyeyim. Böylece renkleri böyle sembolize edelim. Tek tek harfleri, renkleri okumak yerine. Y küçüktür, fx demek. Bir fonksiyonda y, denklemden küçükse alt taraf taranır. Hemen fx'in alt tarafında neler var? Şöyle arkadaşlar, a, sonra e, k var. Şuraya da c harfinin tamamı olduğu burada da c işte. E, c var arkadaşlar orada sonra H var, sonra F var. Doğru mu? Bu renkler var F fonksiyonunun altında. Bir de şurayı da unutmayalım. Orada da G rengi var. Şimdi gelelim. Y büyüktür HX arkadaşlar. HX olan yerde de işte burada C var. Sonra başka ne var arkadaşlar? HX'in büyük olduğu yer üst taraf taranacak demek. B var. A var. Bir de şurada arkadaşlar ona da biz ne harfi demiştik? G demiştik değil mi? Şimdi buna göre o zaman neler ortak oldu? G, G, A, A ve C, C oldu. Gördüğünüz gibi 3 tane farklı renkle boyamış olduk. Şimdi gelelim Y büyüktür GX. Aynı şey dediğim gibi Y denklemden büyükse üst tarafta taranacak. GX'in üst tarafında da ne var? Şöyle bu parabolün üst tarafında K var, A var. B var. Ee, şurada tam o yok bir şey. Ee, üst tarafında E var arkadaşlar. Bir de F var. Bir de şurada farklı bir renk var diyor. Ona G idi. Sonra Y küçüktür HX. Y küçüktür HX. O da doğrunun alt kısmı olan burası. Hangi renkler oldu bir bakalım. Onun içinde arkadaşlar K var. H var. D var. E var. Ve F var arkadaşlar. Burada ortaklar neler geldi? K, E ve F geldi. Dolayısıyla buradan da 3 farklı renk geldi arkadaşlar. Toplamda o zaman 6 tane farklı renk boyandı. E şıkkı 6 oldu.